Ne bu yani? Mektupla mı terk etmiş eve? Ne demek bu ya? Bilmiyorum da yani nereye gitmiş olabilir? Yazmıyor ki. Sanki bir daha görüşmeyeceğiz. Sen nasıl inandı böyle bir saçmalığa ya? Kadının kafası yerindeymiş gibi konuşma Fikret. Rütin ne kadar mutluydu ya. Çok saçma bu. Bebo hepimize sevgiyle baktı falan. Kendince bizle vedalaşmış işte. Kokunuzu içime çektim falan filan diyor baksana. Anlamalıydık ya. Osman'a müsaade vermesinden anlamalıydık biz bunu. Bir dakika. Merak etmeyin. Bana çok iyi bakılacak. Bu şey gitmiş olmasın. Bizim vakfın desteklediği bakım evleri var ya. Onlardan biri gitmiş olmasın. Ya açmıyor. Arayalım. Oralara bakalım. Ne yapalım? Abi arayalım bir. Ben kusura bakmayın. Böyle inmişim aşağıya. Üzerim, kusura bakmayın. Üzerim değişim de geleyim. Hadi arayalım hocam. Gönlümün efendisi. Düşürme omuzlarını, üzülme. Yine bir mektupla bıraktı beni diye küsme sakın, ne olur. Olmadı diyorsun belki de, yine bu kadın bana güvenmedi. Aksine senin gücüne güvenerek gidiyorum. Her zamanki gibi sana yaslanıyorum. Beni alıştırdığın gibi çocuklarımı da alıştıracağına, onlara da iyi geleceğini, en önemlisi benden sonra da yaşayabileceğini güveniyorum. Sen yapabileceğinin en iyisini yaptın. Beni bu dünyanın en mutlu kadını kıldın. Tamamladın. İçimde hiçbir ukde bırakmadın. Vedamız yazdığımız aşk masalına yakışsın. Hayatından ben olarak gitmek istiyorum. Beni taşımış bedene iyi bakacaklar, emin ol. Ruhumsa yanı başında olacak. Saklanmadım bu defa. Beni bulabilirsin. Ama bulma garip. Dünyanın en güzel tatlısını yemiş gibiyim. Tadı damağımızda kalsın, izin ver. Seni seviyorum. Kalbi, ruhu, güzel adam. Esma.